Evet, size bir müjde vereyim. Döngüleri bitirmek üzereyiz. Üzereyiz dedim, neden daha bitirmedik? Aslında göreceğimiz döngüler o başta tanıttığım üzere bunlar da for each, do while, bu kadar döngü çeşidi var. Bunlarla işimiz olacak. Ama döngülerle ilgili iki kavram var. Break ve continue kavramları var. Onları da vermek istiyorum. İlerleyen zamanlarda işinize yarar mutlaka. Şimdi break ve continue kavram arkadaşlar. For'da, for each'te, işte while'da da kullanılır. Ben örnekleri sadece for döngüsü için vereceğim ama bu şey anlamına gelmiyor. Break continue'yu sadece for'da kullanabilirsiniz anlamına gelmiyor kesinlikle. Dediğim gibi diğer döngüleri de kullanılabilir. Hemen continue ile devam edelim mi? Diyelim ki continue olduğu yerde o döngüyü bir kereliğine es geçer. Ya nasıl yani hocam, ne diyorsunuz ya şimdi? Hemen bir for döngüsü yazalım. Hocanızın ne dediğini anlayın. I eşittir 0, i küçüktür 10, i artı artı. If'leri hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Hatırlıyorsunuz. Öncelikle şuraya ben bir echo i br diyeyim. Bir i'leri yazdırsın. If'leri hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi ben if kullanarak, öncelikle şunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, evet. Şimdi ben if kullanarak diyeceğim ki if i eşittir eşit 5. Yani i eğer 5 ise şu kod bloğunu çalıştır. Kod bloğuna ne yazıyorum sadece? Continue yazıyorum. Bu burada ne yapacak? 5. döngüyü şurada bırakacak. Yani döngü şuraya kadar, işte i geldi, 0 oldu, şuraya giriyor mu? Girmiyor. Yazdı. 1 oldu, şuraya girmiyor. Yazdı. 2 oldu, yazdı. 3 oldu, yazdı. 4 oldu, yazdı. 5 oldu. If i eşit eşit 5 koşulu sağlandı. Continue'yu burada gördü ya artık döngü. Geri kalanı okumaz, direkt başa döner. Ve başta ne olacak artık? 6 olacak. Dolayısıyla 6, 7, 8 yazmaya devam edecek. Hemen bakalım mı? Sağlamasını yapalım mı? Ben diyorum ki biz artık şuradakini görmeyeceğiz. Gördük mü? Görmedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi continue bir kereliğine döngüyü es geçer. Döngünün dönmesini bir kereliğine bırakır. Ha hocam, if i eşittir 5 desek o zaman ne olacak? O zaman bakın 5'e kadar gelecek. 5'ten büyükse es geçecek. Ama bu mantıklı bir kullanım değil. Eğer döngünün koşula gelmeden tamamen durmasını istiyorsak break komutunu kullanacağız. Şimdi bu brick size tanıdık geldi mi? Switch case yapısında vardı değil mi? Orada da ne yapıyordu? Brick diyorduk. Artık o koşul bitiyordu orada. Başka bir yere geçiyordu. Burada aynı şekilde. Şimdi buraya echo ilk for bitti yazalım. Birkaç tane br atalım. Geldim ikinci for'umu yazdım. For t eşittir 150, t küçüktür 1500, t artı artı. Ben bunu yazdırdım böyle. Hiç üşenmedim. Hepsini tek tek yazdıracağım. Yazdıralım bakalım ne olacak. İlk for bitti. 9'a kadar yazdı. Bakın burada continue dediğimiz için 5'i es geçti. Şimdi şuna bir dikkat edin öncelikle. Ben eğer continue'yu burada deseydim hiçbir anlam ifade etmeyecekti. Neden ifade etmeyecek? Çünkü zaten işlemleri yukarıda yapmış. Artık burada desem ne, demesem ne. Yani bu continue'yu kullanacaksak sonraki işlemin yapılmaması için özür diliyorum, başta kullanmamız lazım ki bir mantığı, bir manası olsun. Neyse, T'yi 150'den aldı. T üşenmedi. 1499'a kadar yazdırdı. Lakin ben diyorum ki if t eşittir eşit 300 ise brick. Sizce ne olacak? Kaça kadar yazacak? 299 en son yazacak arkadaşlar. Ve burada artık 300 olduğu için şunu görecek ve döngüyü komple durduracak. Bir kereliğine değil.
Gördünüz mü? 299'u yazdı ve döngüyü komple durdurdu. Artık bu döngünün bir işi yok. Hatta bakalım bu döngüden sonrakileri yazacak mı? İkinci for bitti diyelim. Bakın daha sonra altta ne kodumuz varsa onları yazmaya devam edecek. Bir continue yapısı bu arkadaşlar. Continue bir kere döngüyü es geçer, bir kereliğine durdurur, sonraki işlemi yapmaz. Break ise döngüden komple çıkmamızı sağlar, çıkmamıza sebep olur. Artık olumlu olumsuz siz ona karar vereceksiniz. Anlatım bozukluğuna sebep olmadan sağlar mı, sebep olur mu onu siz kullanacaksınız. Anlaşılır bir yapı zaten. Çok da bir sıkıntısı yok. Anlaşılır, basit ve hayat kurtaran bir yapı. Çünkü bizim bazen döngülerden çıkmamız gerekecek. Nasıl çıkmamız gerekecek? Belki de şu döngü dönerken biz veri tabanından bir veri alacağız ve o veriyi aldığımız için, yani sadece böyle saçma sapan t eşit 300 ise döngüyü durdur demeyeceğiz. Bir veri tabanından sonuç bekliyoruz biz belki de. İşte işlem yapacak, bağlanacak, veri tabanından bilgi gelmediğini görecek, bir daha yapacak, bir daha yapacak. Baktık ki veri tabanından bilgi geldi, break ile komutumuzu durduracak. Burada da keza öyle, mutlaka kullanabiliriz. Mesela nasıl kullanabiliriz arkadaşlar? If i mod 2, yani diyorum ki i'nin 2'ye bölümünden kalan 0 değilse, yani tek sayıysa continue yap. Sadece çiftleri ben görmek istiyorum. Bakalım ilk forumuzda ne gibi bir değişiklik oldu. Gördünüz mü? 0, 2, 4, 6, 8. İlk for bitti. Neden? Bak, i mod 0 değilse, bakın, continue diyorum. Yani benim sayım tek sayıysa, 2'ye bölümünden kalan 0 ve 0 değil üstüyse, şu kod bloğuna gir ve tek sayıları es geç, çift sayıları kullan sadece. En basitinden ilk aklıma gelen örnekti. Projeler bize neler getirir bilemeyiz. Sık sık kullanacağız, işimize yarayacak diye tahmin ediyorum. Kendinize iyi bakın.